Bu küresel gıda krizini konuşalım isterseniz. Bu süreç içerisinde pek çok raflardan, Avrupa'dan, şuradan buradan boş rafları görüyoruz. Tedarik zinciri aksamaya başlıyor. Ukrayna'da durum zaten kötü ama çevre ülkeleri de etkilemeye başlıyor bu. Bu işin maliyeti nedir? Öncelikle Ukrayna'daki savaşın dünyaya bu maliyeti nedir? Bir de kaç küresel kriz yakın zamanda bizi etkileyecek mi? Fiyatını şu anda ölçemiyoruz. En kötü kısmı o. Neden kalibresi mi yok? En kötü kısmı o. Çünkü hangi enflasyonist etkinin gerçekleştiğini daha bilmiyoruz. Zaten bir çıkış beklentisi vardı. Savaş ne kadar fiyatlandı henüz? Ve bu savaş daha büyük bir savaşsa ne kadar fiyatlanacak bunu bilmiyoruz. Ama çok şöyle bir veri var elimizde. Savaş öncesi bir veri. Dünyada 2 milyar insanın gıdaya erişim problemi var. Bunların aylık finansmanı 200 milyar dolar. Hocam bu savaş koşulları dışındayken zaten 2 milyar insan bir açlık problemiyle yüzleşiyor. Pandemide de tedarik zinciri aksadı. Pandemide de pek çok sıkıntı, işsizlik oldu değil mi? Bir maliyet zaten başladı 2 yıldır. Var olan bir ihtiyaç değil. Evet. Bu Dünya Gıda Örgütü'nün verisi, yani 2 milyar insanı doyurması gerekiyor dünyanın, doyamayan 2 milyar insanı. Onların da aylık maliyeti 200 milyar dolar. Şimdi bu harp hali, bu 200 milyar doları kaça çıkarmıştır? Bir orası var. Evet. Bir de zaten gelişmiş ekonomilerin, yani satın alma gücü yeterli olan ekonomilerin raflarının boşaldığını görüyoruz ki bu paniğin daha büyüyebileceği. Bu raflar Avrupa'dan bu arada. İzlediğimiz seyircilerimiz görecekler biraz sonra. Umulmadık gelişmeler. Aslında şöyle, belki Türkiye buna idmanlıdır. Büyüklerimiz anlatırlar, biz işte ürün bulamıyorduk diye. Fakat Avrupa'nın böyle bir idmanı yok. Yani mutlaka onu gördüğünde şok oluyor olmaları lazım. Şu raf görüntüleri gördüğünde şok oluyor. Dünya Gıda Programı bu arada küresel açlık diyor. Evet. Ukrayna Savaşı küresel açlık krizini feci boyutlara taşıyabilir. Çok ciddi iddialar geliyor. Şimdi Avrupa'dan bu görüntüleri aktardığımızda ya Türkiye ile mi kıyas yapmak için bunu söylüyorsunuz diyorlar ama ciddi açıklamalar geliyor. Fransa'dan, İngiltere'den bu sorunun nasıl aşacaklarına dair halktan yardım istiyorlar, fedakarlık istiyorlar. Macron bugün karne önerisini açıkladı yani. Ekmek Fransa ciddi karneyi Macron açıkladı. Bence Scholz'u ziyaretinde gündeme gelmiş konulardan birisi de o olmalıdır. Çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya bir gıda ihracatı var. Onun kesilmesini istemez ki. Türkiye yeni kararlar aldı gıda ihracatını kısıtlamak üzerine. Aslında biraz gümbürtüye gitmedi mi Yusuf Hocam? Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarım politikası ile ilgili bir köklü reform açıklaması vardı. Süper, ama Ukrayna Savaşı girince biz bu konuları konuşmadık. Sadece işte ayçiçeği gelmiyor, raflardaki pahalılık üzerinden tartıştık. Bu Türkiye'nin sorununu çözecek bir şey mi bu küresel açlık krizinde? Sadece oradaki sulama yatırımlarıyla ilgili veri bile o kadar önemli ki Sayın Altınok. Türkiye'de DSİ'nin olan baraj ve kanal mülkiyeti sulama birliklerine devredildi. Devredilebildikleri yerde. Fakat biz bunların büyük oranda kullanım ömrünün tamamladığını görüyoruz. Bizim barajdaki suyumuzun 1/3 yok oluyor. Salınan suyun da bir o kadarı yok oluyor. Yani biz barajdan su saldığımızda tarlaya sadece 1/3 varıyor. Büyük kaybımız var orada. Burada kapalı sistem bir sulama mekanizmasının altyapı yatırımlarının yapılacağından bahsetti Cumhurbaşkanı. Son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 830 bin hektar alan için, yani mevcut ekilebilir arazinin %5'inden fazlasına tekabül eden bir arazi. Bu neredeyse birkaç ovamızı toplasanız o büyüklükte. 2017'de benim bir araştırmam vardı. Mesela Develi Ovası'nın 1/3'inin kapalı sulamaya geçmesi 135 milyon lira tutuyordu. İşte o günkü kurlar, bugünkü kurlar, bu fiyatlamalar nasıl değişmiş olabilir? Yani çok yüksek yatırım maliyetleri de gerektiren başlıklar. Fakat şunu ifade edeyim. Sulama tarlanın performansını çok arttırıyor. Fevkalade yükseltiyor. Biz 17,5 milyar ton buğday üretiyoruz. 20 milyar gibi kendi tüketimimiz var. Türkiye'nin tarım ve büyüme tablosu var. İsterseniz orada bu anlatabilirsiniz tablo ilginç. Hocam. Aslında, daha güzel olur. Hemen kameraman arkadaşım oradan kaçıyor. Çubuğu kapatayım. Gafar mı verir ödünç? Kiraya verelim, kiraya verelim. Al abi. Teşekkür ederim. Artık herkesin cebinde öbürü renkliydi. Ha, şey burada benim alışık olduğum çubuk. İsterseniz... Bunlar da para çek, bunlar ekonomi hocası. Biz hep hukuk anlatıyoruz, kimse para vermiyor bize. Şimdi bu grafik ilginç bir grafik. Aslında Bakanlar Kurulu'nun o toplantısından çıkan tarımla ilgili yeni teşvik ve yapılandırmaya ilişkin görüşler, kararlar ve politikalar bu grafiğe bir tepkiydi. Bakın Türkiye'nin, mavi olan Türkiye'nin büyüme grafiği %11 seviyesinde son sene büyüdü. Hatırlıyorsanız ekonomi. Fakat pozitif tarafta bir istikrarı var. Ancak tarıma geldiğimizde bir dalgalanma görüyoruz. Bu dalgalanmanın gerekçeleri arasında kuraklık etkisi vesaire. Mavi Türkiye'nin büyümesi Yusuf, evet, hocam. Kırmızı da Türkiye'nin tarımsal büyümesi. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki tarımın payı. Yani tarımın kendi büyümesi. Tamam, yani şöyle birisi Türkiye'nin büyümesi, birisi tarımın büyümesi. Evet. Kırmızı olan tarımın büyümesi. Ekonomide sadece tarım üretiyor olsak bu grafiği elde edecektik, kırmızıyı. Evet. Şimdi bu kırmızı Türkiye'yi dünyanın 8. ekonomisi yapıyor tarım kaynaklı gayri safi yurt içi hasıla bakımından. Fakat Türkiye'nin daha çok potansiyeli de var. Türkiye dünyadaki 8. ülke tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bakımından. Ama biz böyle konuşmuyoruz bunun. Bunu söylediğimizde hala diyoruz ki ayçiçeği fiyatları ortada, şu fiyatları ortada. Niye böyle o zaman? Bu biraz onu ifade etmeye çalıştım birkaç kere ekranlarda da. İrrasyonel, yani Türkiye bir kriz olsa, ciddi bir kriz olsa ya da şu konuşulan kriz gerçekleşmiş olsa en güvenilir ekonomilerden birisi olur. Yani bir biçimde halkını doyurabilecek gücü var. Bunu ifade etmek isterim. Hı hı. Hem tarımda buğdayda mesela başa başa yakın bir üretimi var. Yağlı çekirdekte keza bunlar işte yağa dönüşüyor. Biz susam yağında ihracatçıyız, fındık yağında ihracatçıyız, zeytin yağında ihracatçıyız. Ayçiçek yağında da ihracatçıyız. Çok önemli bir ihracatçıyız. Yani ayçiçek tarafında bizim bir panik görüntüsü oluşturmamız aslında çok olası değildi. Fakat bir biçimde psikolojilerin enflasyondan ne kadar ezilmiş olabileceğini anlatması bakımından önemli bulurum. Şimdi şuradaki bu değişimlere bir politika setiyle yeni bir bakış açısı kazandırılmak isteniyor. Tarımın gayri safi yurt içi hasılasındaki payı, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasındaki payı %6 civarı. Fakat kredilerden aldığı pay %3,6 mesela. Yani orada teşvikler, sübvansiyonlar kalan kısmı yani bir finans biçimde kaynaklarına tarım erişemiyor. Yani %6 katkıda bulunuyor ama paradan %3 alabiliyor. Tam da öyle. Demek ki banka sektörü, finans sektörü tarıma karşı kötü davranıyor. Yani çok açık güzel bu. Bir noktanın altını çiziyorsunuz. Çok açık bu. Bankacılar bu, tarıma... Tam da bunları söyle diye bu konuyu açtım. Biraz kurumsallık sorunumuz da var. İşte çiftçinin durumuyla ilgili vesaire. Tarım çok ufak işletmelerden oluşuyor. Asıl problemimiz şurada. Bizim kredi anlayışımız çiftçinin arazisinin teminat değerine, yani çiftçinin nakit akımına değil. Normal imalat işletmelerinde biz onun nakit akımına kredi veririz ama çiftçiye gelince arazisinin ipotek değerine kredi veriyoruz. Yani bu anlayışlarımızı da düzeltmemiz lazım. Belki tarımda daha yapıcı bir finansman modeline geçmemiz lazım. Tabii açalım bunu hocam. Açalım. Mesela kamu üzerindeki yükü de azaltalım. Ayvacık ilçesinde. Şöyle diyeyim, sanayide banka şirketin cirosuna, karlılığına bakıyor. Şirketin cirosu, karlılığı günlük, aylık, yıllık takip edilen bir şey. Ama tarımda ise yıl sonunda gelecek hasata bakmıyor. Ondan sonra çünkü tarımdaki ciro günlük, haftalık, aylık değil, yıllık mesela. Veya senede 2 defa, 3 defa. Dolayısıyla ona göre bir kredi vermiyor. Biraz önce o ne zaman geliyor? Gayrimenkule veriyor krediyi. Sayın Bakan, tarıma vermiyor krediyi. Araziye veriyor. Tarlaya veriyor. 3. çeyreklerde görürsünüz. Bu neyin tablosudur Yusuf hocam? Ne anlatıyorsunuz? Gayri safi yurt içi hasılanın enflasyondan arındırılmış biçimde tarım ve toplamını gösteriyor. Tarımın içindeki payını göstermek için bu grafiği, bu tabloyu paylaşıyorum. Şöyle oluyor bakın, 3. çeyrekte tarımın asıl cirosu ortaya çıkıyor. Çünkü Eylül'den Ekim'e kadar biz bir hasat yapıyoruz. Burada tarımın performansı ortaya çıkıyor. Fakat kredi modelleri gerçekten Türkiye'nin her sektörüne yansıyan sancıları var. Burasını anlamlı bir biçimde finanse edecek bir model geliştirilemedi. Bir biçimde sübvansiyon yükü de oluşturuyor. Halbuki tarım çok katma değerli bir alandır. Gerçekten çiftçi mesela 10 bin liralık maliyetle 60-70 bin liralık ürün elde ediyor. Bu tablodan çok güzel anlatıyorsunuz ama herhalde biraz karmaşık geliyor olabilir seyircilerimize ekran başında. Çünkü bir sürü rakamlar var, bana öyle geliyor mesela. Şurasını sadece işleyin. Bakın 2011 itibariyle tarımın payı gayri safi yurt içi hasılada 7,5'tu. 2021'e geldiğimizde 6'ya kadar, 5,8'e kadar düştü. Şunu biz bir tık arttırırsak Türkiye kendi ihtiyacının çok üzerindeki bir üretim seviyesine çıkıyor. Hı hı. Ki bunu yapabiliriz. Türkiye tarımda ihracatçı olma rolünü daha güçlü pekiştirebilir. Bu teşviklerin, yeni politika setinin buna odaklandığını düşünüyorum. Bakın şeyi ifade edeyim, bu sulamayla ilgili tarafı. Biz buğdayı mesela en çorak arazilerimizde yaparız. Halbuki sulu tarımda buğday yapsak gerçekten çok yüksek rekolte elde edebiliyoruz. Türkiye bununla ilgili bir akıl, şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı programda Yusuf Hocam var ve ortaya koyacak mı önümüzdeki günlerde? Bir ideali konuşmuyoruz. Herhalde olacak bir şey anlatıyorsunuz. Ben öyle anladım. Yani biraz şu anda hasat dönemi, ekim dönemi geçmiş olan ürünler var. Mesela buğdayı biz Kasım'da falan ekiyoruz. Hı hı. En fazla aralığa gelir. Onlarla ilgili falan biraz zaman kaybettik ama Türkiye belli ürünlerde bu politika setinin neticelerini görecektir. Özellikle bu politika seti önümüzdeki sene bir katkı yapmasını beklerim. Çünkü tarımı biz daha güçlü finanse edebilirsek daha iyi bir verim haritada elde edebiliriz. Var mı orada barkodu anlatacağınız bir şey Yusuf Hocam? Buyurun siz de ilgili. Burada konuşalım. Çünkü somut şeyler üzerinden sorduğunda herkes bunu soruyor.